Kemalettin Tuğcu benim hayatımda önemli bir yeri olan öykü yazarıdır. Bendeki 50'lik setinden bu kitabı seçtim ve bugün sizlerle paylaşacağım. Kemalettin Tuğcu Güllübahçe. Senin benim dedemin adıymış. İki ağabeyimden birine İbrahim, ötekine Halil adını koymuşlar. Dedem öldüğü sırada ben doğmuşum. Adı unutulmasın diye onun adını bana vermişler. Sandıklı odada temizlik yaparken bir resim karşıma çıktı. Ayağında yemeniler, yeleğinde kocaman bir kordon bulan bıyıklı bir adam için bu kim diye sorduğumda annem, deden işte dedi. Kıyafetine bakma, uyanık bir adammış. Babanı da amcanı da okutmuş. Anadolu'da büyüdüğü için şiirleri pek gelmezmiş. Sonradan öğrendiğime göre annem Belma Hanım, babamın ikinci eşiymiş. İki ağabeyim eve iki karısından doğmuş. Annem öğretmendi, her gün okula gider çalışırdı. Babam huysuz ve savruk bir adamdı. Başımıza bu felaket geldiğinde annemden duydum, vazgeçiremedim. Kumar oynayanların iki yakası bir araya gelmezmiş. Ailesi sürünürmüş, işte bizim de başımıza geldi. Babam bir devlet ailesinde veznedardı. Kasadaki paraları almış ve hepsini kumara yatırmış. İşten el çektirmişler, takat yapılmış. Bir hafta sonra da babam cezaevine gönderilmiş. O tarihte ben ilkokula başlamıştım. Annemin öğretmenlik yaptığı okulda okuyordum. Halil ile İbrahim ağabeylerim biri 15, diğeri 18 yaşındaydılar. Bu iki ağabeyim benimle ve annemle hiç geçinmezlerdi. Bu yüzden de evde dırıltı eksik olmuyordu. İkisi de ortaya zorlukla okumuşlar. Ondan sonra da işi serseriliğe vurmuşlardı. Babam cezaevine gittikten sonra annem ayrılmak için mahkemeye başvurdu. Zaten evin kirasını da annem veriyor. Yetiştiği kadar hepimizi doyurmaya çalışıyordu. Evin başına dert olan bu iki haylaz ağabeyim ne yapsın? Babam da cezaevine girince onlara birkaç öğüt verdi. Birer iş bulup çalışmasını söyledi ama onlar dinlemediler. Mahkeme annemi ayrılmakta haklı buldu. Babam zorluk çıkartıyordu. Beni de vermek istemiyordu. Annem hakim karşısında bunu da alsınlar, öteki çocuklar gibi serseri yapsın dedi. Annem belki cezaevinde bulunan babam bana bakamayacağını, için kendisine bırakacağını hesaplamıştı. Ama işler onun istediği gibi olmamıştı. Tamam, 5 yıl annem baktı. O ilkokulu bitirdim. Beni bir şeyden yoksun etmedi. İlkokulu bitirdiğim sene mezun olduğum zaman 11 yaşımda tam bastığımda, tamamladığımda bu zaman babam cezaevinden çıktı, doğruca eve geldi. Artık o yakışıklı temiz giyimli adam değildi. Cezaevinde yokluk çekmişti, başı parçalanmıştı. Yalnız kıyafeti, ahlakı da çok kötü olmuştu. Annem artık bu kötü adamla uğraşamazdı. Babamdan ayrıldıktan 2 yıl sonra da kendisi gibi öğretmen olan Cevdet Bey ile evlenmişti. Cevdet Bey bana kötü davranmıyordu ama iki abimi eve sokmamıştı. Onlar da tamamıyla serseri olmuşlardı. Üvey babam bırak Belma dedi. Babam kapıya geldiğinde damarında insanlık varsa doğru yolu bu çocuk bulur. Kendisine bakmaktan aciz olan bu kişi bu çocuğa nasıl baksın, er ya da geç bu çocuk geri dönecek dedi. Fakat işte bir gün elimizde bir tek eski bavulla kendimizi bir halk otobüsünde bulduk. İstanbul'da kalabilecek yerimiz olmadığı için köyde yaşayan Şahin amcamın evine gitmek için yola çıktık. İki abim babamla sürekli tartışıyorlardı. Senin yüzünden biz serseri olduk. Sen bize kötü örnek oldun. Bütün paranı kumara bastın diye. Babam da nankörler, ben sizi bu yaşa getirdim dediğinde abim, en büyük abim, hadi sen de, biz senin değil üvey annemizin yemeğini yedik. O doyurdu, o giydirdi bizi. Okuduğumuz okula kadar da, okuduğumuz yere kadar da o bizi okuttu. İki abim ortaokulu bitirmişlerdi. Otobüsten indikten sonra tam 2 saat güneşin altında aç, bitkin yol yürüdükten sonra bir akşam karanlığında vardığımız köyde amcamız Şahin Efendi yemek yiyormuş. Bize kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Daha sonra da üzerimize kapıyı kapattı. Amcamız yemekten sonra kapıyı açtı. Bana bak Ahmet dedi, karaber tez gelir. Milletin parasını kumarda verdiğini, 5 yıl hapiste yattığını duydum. İnsan bir suç işler, öfkelenip bir kaza falan yapabilir ama seninki şerefsizlik ve namussuzluk suçu. Bana hiç gelme, var hangi taş kalınsa git oraya kafanı vur. Babam belki yargıcın karşısında bu kadar yıkılmamış, bu kadar çökmemişti. İki ağabeyim bile onun haline acıdılar. Babam inler gibi ağabey dedi. Sen haklısın ama tek başıma değilim ki kendimi bir ağaç dalına asayım. Benim başıma bela mı olacaksın? Babam hayır dedi. Babamızdan bu kadar tarla kalmıştı. Benim de hakkım var. Benim hakkımı ver, bir şeyler yapmaya çalışayım. Hakkını mı arıyorsun ha? Bilmiş ol ki babadan sadece kuru toprak kaldı. Ben dediğimi çabaladım, mal sahibi oldum. Ben babamı elin tarlalarında ırgatlık yaparak besledim.
Kuru toprak istiyorsan yolun kıyısına taşlık tarlaya git. Abi yer bilmem, yurt bilmem, çocuklar aç. Ben evimi azlığını sizin gibilere yediremem. Var orada samanlıkta yat. Benden az kabaca Hasan adında bir oğlan çıktı ortaya, bize samanlığın kapısını açtı. Karanlıkta içeriye gittik, aç susuz. Bu yorgunluktan dizlerimiz titriyor, tabanlarımız sızlıyordu. Annemden ayrılmanın ne demek olduğunu o gece anladım. O karanlıkta ve saman kokusu içerisinde uyup kalmıştık. Sabahleyin akşamkinden çok daha yorgun bir şekilde uyandık. Amcamızı gündüz gözüyle gördük. Sandık odasında görmüş olduğum resme çok benziyordu. Amcamız eşekte, biz peşinde yaya yola çıktı. Yürürken ayaklarımız sürüyor, güçlükle adım atıyorduk. Düşe kalka köyün alt başındaki yola vardık. Amcamız eşekten indi ve o taşlı tarlayı babama gösterdi. Babam ağabey dedi, burada bir el kadar gölge yok. Ben bu taşın toprağın üstünde ne yapayım? Bari bir kazma kürek ver de mezarımızı kazalım. Şahin efendi, kazmazsanız satırım kalır dedi. Bana bak, şurada dere içerisinde su var. İki su bir ekmek yerine geçer. Aklın varsa kerpiç kes, başını sokacak iki göz ev yap. Yamaçta çalı çırpı çok baktın, olmaz sen de var ırkat ol Çukurova'da. Şair efendi bizi bırakıp gitti, giderken de heybenin içerisinde iki somun ekmekle katı bir ekmek peynir bıraktı. Babam dere içinde su varmış dedi. Oraya doğru yollandık. Kayalardan çalıların arasında inip suyun başına vardık. Kana kana su içtik. İbrahim abim Çukurova'ya gitmek bence çok daha iyi dedi. Orada işçiye toptan yemek de veriyormuş. Sonra gündelik de hiç yoktan iyidir. Babam Çukurova neresi biliyor musun? 2 haftalık yol. Ben gidemem. Selim de gidemez dedi. İbrahim abim ben yürürüm dedi. Halil abim tabanlarım şiş dedi. Güneşin altında kara kara düşünmekten fayda yoktu. Babam şuradan dal budak getirelim, çardak gibi bir şey yapalım dedi. Bu çıplak toprakların üzerinde barınılmaz. Benim gidecek halim yoktu. Ceketimi başım üzerine koyup orada oturup çöktüm. O arada Hasan geldi, eşekten inip amcam ne yanda diye sordu. Güneşten barınmıyor dedim. Çalı çırpı toplamak için gittiler. Bir şeyler yapacaklar. Oğlan kazmayı, küreği, baltayı bıraktı. Bir de bakraç asmıştı semere. Bunun içinde 2 somun biraz peynir vardı. Bana bak dedi, bunları Halime Ana yolladı. Halime Ana kim dedim. Halime Anan kim dedim. Babamın karısı, senin babamın karısı benim yengem oluyor yani. Çocuk eşeğe binip gitti. Birazdan babamla iki abim gittikleri yerden geldiler. Kazma küreği, baltayı, bakracı gördüklerinde onlara hikayeyi anlattım. Babamın elleri su toplamıştı. Dere ebeyce uzaktaydı. Ben bakraçla oradan su getirdim. Sabah olunca ne yapacağımızı düşündük. Hiç olmazsa artık güneşin altında değildik. İki ağabeyim yeniden koruya gittiler. Epeyce kaldıktan sonra yara olmuş elma ve ahlat bulmuşlardı. Yakalanırsanız buradan da oluruz dedi babam. Halil ile İbrahim hiç oralı değillerdi. Yoldan ara sıra köylüler geçiyordu. Bunların kimi eşeklerine binmiş, kimi ebelerin omuzlarına vurmuşlardı. Babam üçüncü gün kasabaya gitmeye karar verdi. Güneşin altında yavaş yavaş, yavaş yürüyüp uzaklaştı. Buradan geçen kadınla erkekle ebeyce bir kalabalık vardı. Halil de yine yemiş toplamak için o koruluğa doğru yürüdü. İbrahim abim o yoldan geçen o kalabalığın yanında gidip biriyle konuştu ve bana dönerek ben Çukurova'ya gidiyorum dedi. Babama söyle dedi. Şaşıp kalmıştım İbrahim abimin gidişine. Ben onların ardına baka kaldım. Abim Halil abim koruluktan geldi ve abim nerede diye sordu. Ben de Çukurova'ya gitti dedim. Başına güneş mi geçti diye sordu. Durumu ona anlattım. Daha sonra yine Hasan geldi. Dönüşte Halil uzanmış uyumuştu. Uyurken Hasan yine geldi. Eski bir yorgan, yine 2 somun ekmek, biraz cevizli sucuk getirmişti bana. Bunlar Halime anam yolladı dedi. Babama di verme sakın dedi. Olur dedim. Baban nerede dedi. Kasabaya gitti dedim. Ve diğer kardeşim sordu ne olduğunu, ona da anlattım. Hasan çekip gitti. Ben yalnız gibiydim. Yollara bakıp babamı beklerken okulhanemi ve apartmandaki hayatımı, rahatlığımı düşünüyordum. Arkamdaki elbisem perişan olmuştu. Ceketim birkaç yerine yırtılmış, gömleğim kir içerisindeydi. Babam beni alıp getirmekte en büyük fenalığı yapmıştı. İşte o da dönüyordu topallayarak. Gelen adam o idi. Sırtında bir torba vardı. Bir yerden eline bir denek geçirmiş. Ondan güç alıyordu.
Halil kalkmış, o da yola bakıyordu. Boğulma acıdığından değil ama torbada işe yarayacak bir şeyler olup olmadığını anlamak için yola doğru çıktı. Boğum kendisini yere uzattı. Yere attı, uzun bir nefes aldı. Halil torbadakileri çıkartıyordu. Bir testere, bir keser, bir alay çivi, sonra peynir, ekmek ve bıçak. Boğum bunlar için saatini sattığını öğrendik. Halil abim çiftliklerinde birinde iş bularak bizi bırakıp gitti. Babam koruklara doğru gidip çalı çırpı toplamaya gittiği sırada Halil abim bir çiftlikte bulmuş olduğu bir çiftlikte iş bularak bizi terk etti. O serserilik yaptığı zamanlarda, serserilik canına tak ettiği bir dönemde bir demircinin yanına girmiş ve bazı işler öğrenmişti. Bir gün babam korudan ağaç kesmeye giderken o da çekip gitti. Ben babamla yalnız kaldım. Babam böyle iki oğlunun kendisini terk etmesine çok üzülmüştü. İşte bu sırada bir gün Şahin amca tarlaya geldi. Eşeğini başıboş bırakıp benim yanımda oturdu. Şöyle konuştuk. Baban nerede? Koruya dağ kesmeye gitti. Kardeşlerin nerede? Biri çok küçük orovaya gitti. Biri de çiftlikte iş buldu. Öyle gitti dedi. Dedim. Babam burayı niye eşiyor diye sordu. Burada kirli toprak varmış. Onlardan kerpiç yapacak. İşte şuradaki düzlükte yere çamur karıp serdi. Kürekle kerpiçlerin arasını kesti. İyice kuruyunca bir ev örecek. Babam bu işleri bilir mi? Ne bileyim, ne olsa okumuş adam. Kumar oynamasını daha iyi bilir değil mi? Diye sordu. Evet, ama bunun için çok ıstırap çekiyor. Bir işi vardı. Bir evli karısı vardı. Yeni kuşanı içe kumar oynardı. Şimdi içecek tütün bile bulamıyor. Burada ne yiyip içiyorsunuz? Su var. Şu bakracı nereden buldunuz? Şey, amca onu Hasan bıraktı ki su getirebilirim. Ele su taşınmıyor. Bu şekilde amcamla sohbet ederken babam koruluktan geldi. Biz böyle konuşurken babam kesip kaş dalı sürüyerek geldi. Amcam görünce sokulmak istemedi. Şahin Efendi sokulayla Ahmet dedi. Gölgeye gel. Babam çekinerek geldi. Şahin Efendi bana bak Ahmet dedi. Bu oğlancı alıp getirmekle ona en büyük kötülüğü yapmışsın. Babam önüne bakarken şu su toplayan avuçlarını da seyrediyordu. Evet, haklısın abi. Nerede senin öteki olanlar? Babam ona cevabı verdi. Öyle Ahmet, sen günahını çekiyorsun. Bu oğlana çektirme, ne olsa babamızın adını taşıyor. Sonra akıl terbiyeli bir çocuğa benziyor. Öyledir abi. Onu buralarda yitirirsin. Ya anasına yola ya da bana bırak, ben bakayım. Babam biraz düşündükten sonra ne anasına yolayacak yüzüm ne sana da al bak diyecek halim var dedi. Ben alır götürürüm dedi. Al git bari, o kurtulsun. Şahin amca elini omzuma koydu. Hadi oğlum dedi. Seni alıp gideyim. Başıma eğdim. Şahin amca cevap bekliyordu. Ben susunca benimle köle gelmeyecek misin Selim dedi. Babam ne olacak dedim. Burada tek başına kalacak. Babam ellerini yüzüne kapayarak hüngür hüngür ağladı. Şahin amcam eline babamın omzuna koyarak Ahmet dedi, gördün mü hayırlı evladı, ne vardı anasına inat olarak bu çocuğu buralara getirmeye. Babam ağlaya ağlaya bilemedim abi dedi, Allah seni inandırsın. Öteki olanlar da ben de bunun annesinin ekmeğini yiyorduk. Kadın çalışıyor, bize bakıyordu. Ben cezaevinde suçlu girdim, daha da kötü bir insan olarak çıktım. Ben babamı bırakamadım. Şahin amcam babamın kirli toprak aldığı yere baktı. Sonra Ahmet dedi, bu kirlerin arasında kesme taş kaya var. Onu da eşersen altında su çıkar. Babam rahmeti bana bunu söylemişti. Ben tarlaya su gerekmez de istememiştim. İle sen burada barınmaya kalktın. Bu kuyuya eş hem elinizin altında bulunur hem bağ bahçe yaparsın. Benim bir şey yapacağım yok ağabey. Hasan bize yeniden yiyecek ve ekmek getirdi. Babam çağırdı, tamir etti. Acıyan şişen avuçlarıyla Şahin amcanın söyledi. O kili toprağa eşmeye başladı. İki kasma savuruyor, sonra gelip dinleniyordu. O akşam ay ışığı vardı, daha rahat çalışıyordu. Karnımızı doyurduk, çağırdığın altına uzandık. Babam sen gitseydin Selim dedi. Seni yalnız bırakamam baba dedi. Bana ne faydan olacak ki? Ne olacak? Bir can yoldaştı işte. Babam neredeyse her gün daha canlı çalışmaya, ertesi gün daha canlı çalışmaya başladı. Artık eşliği çukurun içinde kayboluyordu. Bazen bana sesleniyor, Selim diyordu. Toprağın içi bayağı serin, bana ıslak gibi geliyor. Daha sonra Hasan geldiğinde babam oğlum dedi. Babana söyle kusura bakmasın. Varsa sağlam bir urgana bir kova yollasın da bu toprağı dışarı atalım. Hasan ertesi gün bize bir kuyu çıkrığı ile bir kova ve epeyce uzun bir urgan getirdi. Babam hemen dallar keserek çukurun üstüne bir askı yaptı. Çıkrı oraya takıp urganın içinden geçiriyor. Aşağıdan kovayı dolduruyor. Ben yukarıya çekiyordum. Babam bu işin ustası değildi ama okumuş olduğu için bir şeyin nasıl yapıldığı, yapılması gerektiğini biliyordu. Avuçların acısı kesin diye kuyu eşmeyi bırakmıştı. O çadırın altında bir iki ay yattık. Babam bir oda yaptı, üstüne korudan bulduğu en kalın ağaçları döşedi
Üstüne ince dalarla kapı, daha üstüne kirli toprağı sıvamaya başladı. Bu odanın bir kapısı, bir tek penceresi vardı. Pencere önce bir çulum geçirdi kapıyı. Ağaçlardan çattık, elimizi kaldırdığımız zaman başımızın üstünde tavanı dokunabiliyordu. Bu kerpiç oda çok sıcak olduğu için babam oraya taze dalar koyuyordu ki güneşin harını kessin diye. Ahmet dedi, bu arada tarlanın taşını, toprağını ben hayli temizlemiştim. Tarlanın biçimine doğru bir takım kayalar vardı. Bir gün amcam Şahin Efendi yine geldi. Halil'i kasabada gördüğünü, orada bir demircinin yanında çalışın durumun iyi olduğunu söyledi. Bana o hayırsızlardan bahsetme dedi. Amcam kayalığa doğru yürüdü. Orası içeriye oyulmuştu. Şahin Efendi, Ahmet dedi, burası bir vakitler taş ocağıymış. Babam burayı aldıktan sonra ama işletmedi. Bunlara yoğunu taşı derler. Oyması, koparması kolaydır. Aklın varsa sen buraya bir barınak yap. Kışın burada bu kerpiç evde barınamazsın. Kurda kuşa yem olursun. Sana bir keskiyle bir büyük çekiç yollayayım. Yukarısını kemer gibi bırakırsın. Bu kayanın altı koca bir ev olur. Sağlam bir kapı taktı mı topla tüfekte yıkılmaz. Bu iş babam da aklı yatmıştı. Şahin Efendi'nin yolladığı keskiyle kayayı oymaya başladı. Büyük parçalar koparıp içeriye girmeye başladı. Taşlar kolaylıkla kopuyor. Ben molozu dışarı atmaya zor yetişiyordum. İlk gelişimizde bize hiç yüz vermemiş, aç sefil bırakmıştı. Ama amcamın yardımları olmasa biz o çıplak tarlada yaşayamazdık. Gün geçmiyordu ki bize ekmek, ayran, yoğurt, fasulye, yağ gibi yiyecekler göndermesin. Sanki sıcak yemek hiç yememişiz gibi babam bilir bilmez pişirdi. Bu yemekler çok hoşumuza gidiyordu. Bu arada Hasan eski bir el arabası da getirmişti. Ben oyuktan çıkan taşları doldurup kayanın arkasına döküyordum. Babam kapının iki yanına kayayı oyarak iki tartı pencereyi açtı. Ve şunu da anlamıştı ki bütün bu eşyaları Halime yengem değil de Şahin amcam gönderiyordu. Çünkü o kendi evinde çok disiplinliydi ve kendisinin haberi olmadan kuş bile uçmazdı. Ev iki oda genişliğinde olduğu zaman sağlam bir kapı yapıldı. Oyulan o taş ocağında yapılan yerde ev iki oda genişliğinde olduğu zaman sağlam bir kapı yapıldı. Daha derinde bir köşeyi babam hesaplayarak oraya bir ocak koydu ve duman çıkması için de genişçe bir delik açtı. Gece başlayınca çadırın altında oturuyor, sonra da taş ocağına girerek orada yatıyorduk. İnsanın bu kadar kötü koşullara alışması kolay değil. Biz de canımızı dişimize takıyorduk o koşullara alışabilmek için. Sonbaharda amcam babam tarlalarda iş buldu. Babam okumuş bir adam olduğu için traktör kullanmasını biliyordu, toprak sürmesini biliyordu. Ben de orada kadınlara yardımcı olmuştum. Bu tarla sürme işi çok sürmedi. Çiftlik sahibi babama biraz para, biraz tahıl verdi. Tekrar taş ocağına döndüğümüzde duvarlar asılı fasulyemiz, buğdayımız, biraz ekmeklik unumuz ve tuzumuz vardı. Havalar eski sıcaklığını kaybettiği için babam tekrar kuyu işine başlamıştı. Kum taşları azar azar kopuyordu. Babam birkaç yeri derince deldi. Bir gün bana bağırdı ve yanına indim. Keskili ağaçta çukur su ile dolmuştu ve bu suyun tadına baktı, hem tatlıydı hem de soğuktu. Artık taşlar ıslandığı için kuyuya eşmek daha kolay oluyordu. Daha sonraları amcam bu açılan kuyu haline gelmesi gerekiyordu. Bu işleri anlatması kolay ama yapması çok güç. Babamın kaç defa yıldığını, kendi sırt üstü yere attığını gördüm ama sonradan yine davranıyordu. Amcam Allah razı olsun, bu bir taşçıyla birkaç torba çimento yollamıştı. Adam bu işi iyi bildiği için dere içinde kum getirdi ve kuyuyu haline dönüştürdü. Bu işlemleri bitirdikten sonra babama Ahmet Ağa dedi, gayrı bu kuyunun suyu hiç eksik olmaz. Ardında yüksek tepeler vardı. Hemen ağaçtan bir sıkı yap, üstüne kolaylıkla su çekersin. Bu kuyuya ikimiz de sevindik. Artık dereye inmekten kurtulmuştuk. Zaten babam Şahin Efendi'ye çok teşekkür etti. Köy yakındı. İnsan bağırsa duyururdu. Zaten kasabaya pazara mal götüren köylüler eşekleri, arabalarıyla hep o yoldan geçiyorlardı. Bazısı babam yaptığı yalakta hayvanlarını suluyorlar. Bazıları da o çardan altında oturarak dinleniyorlardı. Bunlar her gece geçerken babama ya sigara bırakıyorlardı ya da kasabadan almış oldukları şekerden, tuzdan bize bırakıyorlardı. Bunlar fakir insanlardı ama gönlü zengin insanlardı.
Kazıp düzelttiğimiz yerlere biz buğday ektik. Sonbaharla birlikte bazı kavak dallara yaprak dökünce bunlara Şahin Efendimiz'e verdi. Tarla sınır boyunca çukur kazıp dikmeye başladık. Farkında değildik. Sanki taş ocağın içindeki iç içe iki odanın bazı yerlerinde tahtadan da taşlar oyularak raflar yapılmış. Bunlara toprak çanaklar, bir gaz lambası, bazı yiyecekler sıralanmıştı. Amcam bize bakmaktan aciz değildi ama belki de babamın burnunu iyice sürtülmesini istiyordu. Aklını başına almasını istiyordu. 5 yıllık cezaevi babamı daha da dik kafalı, daha geçimsiz yapmıştı. Fakat işte köye, daha doğrusu taş içinde bir tarlaya geldiğimiz günden kısa bir zaman sonra babamın başındaki saçlar ağrı vermişti. Bu sıkıntılar onu öldürebilirdi ama amcama bu çocuk yanımda olmasa ben bu kahrı çekmezdim dediği gibi kendisini öldürüp her şeye bir son verirdi. Ama işte beni yalnız bırakmak istemiyordu. Belki de kendisine yakınlık gösterdiğim için bana karşı ısrar verecek bir ihanet, bir hainlik gösteremiyordu. Hasan'ın bize getirdiği yiyecekleri yemek istemiyordu. Çünkü bu yiyeceklerin tekrar gelmesinden ümidi yoktu. Benim bir gün olsun bile aç kalmamı istemiyordu. Halbuki Şahin Efendi oğlu ile her gün yiyecek gönderiyordu bize. Bu yiyecekler yüzünden aç kaldığımızı hiç hatırlamıyorum. Tam acıktığımız sırada o köylü kıyafetleriyle oğlancası eşeğin üstünde ayaklarını sallayarak tıkır tıkır geliyor ve yiyecek getiriyordu. Çocuk her defasında Halime anam yolladı diyordu. Babam da ben de şaşırmıştık. Bu Halime hanım da Şahin amcamın ikinci eşiymiş. Şahin amcam ilk eşinde çocuğu olmamış ama eşini bırakmıyor. Eşi ama vefat ettikten sonra bu köyde Halime Hanım'ı alıyor. Ondan da işte bu Hasan dünyaya geliyor. Hasan 14 yaşındaydı. Köyde ilkokulu okumuş. Sonra artık babasının işlerinde çalışmaya başlamıştı. Bu çocuk saf, biraz durgun, uysaldı. Babasının her dediğini yapıyordu. Bazen tek başına çapaya gider. Bütün gün sabahtan akşama kadar güneşin altında çalışırdı. Yavaş yavaş yağmur başlıyor ve hava soğuyordu. Korudan kuru ağaçlar kesip taşımıştık. İşte bu kışa karşı Şahin Efendi bir gün Ahmet dedi, ananın boynunda 4 tane altın vardı. Bunlardan her biri 600 lira yapıyor. 1200 lira sana vereyim. Git işte kışlık için bazı kendinize kılık kıyafet alın diye. Babamla biz kasabaya indik ve bir eskiciden ayakkabı ve palto ve işte bazı şeyler aldık. Kunduracı'dan almış olduğumuz kunduralar, yalnız kunduraların altına yine kunduralardan sökülmüş köselerle pençe vuruyorlardı. Kunduracı bu ayakkabıları duvara vurarak kendisinden sağlam oldu. Yüzleri biraz örselenmişti ama ona bakma, sen altına bak, bu kundura senin eskidir dedi. Ayaklarımıza gittiğimiz bu ayakkabılar kaldım taşlarına tak tak ses çıkartıyordu. Babam daha gerekli gördüğü şeyleri de aldı ve yine yola koyulduk. Ayakkabılar bir süre sonra ayağımızı vurduğu için yalın ayak yürümeye başladık. Ben apartmanda çorapla bile yere basmazken burada çıplak ayakla dolaşıyordum. Ben o gece şunu düşündüm. Belma annem beni büyük mağazalara götürür, çeşit çeşit ayakkabıları denettirirdi. Kimin rengini, kiminin şeklini beğenmezdim. Hem yazın ayrı ayakkabım, kışın ayrı ayakkabım, bayramlarda da ekstra ayakkabılarım olurdu. Ayrıca kıyafetlerim özel tesislerde dikilirdi ve bu annem her zaman biraz pahalı olsun ama kaliteli olsun derdi. Öyleyken şimdi işte eskici bana cebinde bir söküğü var. Eskici bana bir palto uzatıp cebinde bir söküğü var. İki iğne attın mı tamam, dirseğine de bir yama vur, 5 sene kullan, bir şey olmaz diye bana bir palto uzatmıştı. Her sabah köyden tek atlı bir araba kasabaya giderdi. Bu köyün çıkardığı ürünleri sütüyordu, götürürdü. Kasım ayında amcam bize gelerek, Ahmet dedi, seni kasabadaki okula yazdıralım. Ahmet dedi, Selim'i kasabadaki okula yazdıralım. Köyde de kalsa okuması lazım. Baba acıklı acıklı amcama baktı. Ben üstüme alırım dedi. Baba amcam benim kılımı biraz daha düzeltti. Kasabadaki okula kendisi yazdırdı. Artık her sabah köyden gelen arabaya biniyor. Süt güğümlerinin, yoğurt çanaklarının arasında kasabaya gidiyordum. İlkokulda en bakımlı, en şık bir öğrenci olan ben bu küçük kasabanın ortasında en fakir, en perişan öğrenci durumuna düşmüştüm. Ellerim nasır ve kas katıydı ama kitap okuma hevesim bitmemişti. Taş ocaklarına akşamları bu arabaya bazen köyden binenler de oluyor. Daha taş ocaklarına doğru yürürken çekiş seslerini duyuyordum. Babam benim derslerim hiç meşgul olmuyordu. Zaten çocukluğundan beri benimle meşgul olmamış. Hep annem okumama yazmama yardım etmişti. Ama şimdi çevrede beni avutacak bir şey yoktu. Ocak
yatak odamızdaydı. Buraya karşılıklı iki krevet yapılmış, üstüne içine ot doldurmuş kaba dokumalık torbalar konmuştu. Bunları yatak olarak kullanıyorduk. Eve gelince bazen birikmiş taş kırıntılarını kürekle el arabasına koyup kayalığın arkasına götürüyordum. İçerideki yığına her gün bir iki taş daha eklenince artık kapıdan girecek yer kalmamıştı. Amcam nedense Hasan'ı da okula yollamaya kalktı. Onu da yazdırmıştı. O bazen kasabada annesinin kardeşinin yanında kalıyordu. Kasaba bir köy değildi ama tarlası bağı olanı çoktu. Kasabanın etrafı hep ekilmişti. Sonra sabah akşam evlere büyükbaş hayvanların girdiğini görüyordum. Yavaş yavaş havanın rengi değişti. Şubat'la beraber kasabada ve geçtiğimiz yollarda erik ve badem çiçekleri açmaya başladı. Yapraklar doğdu, ekinler de kabarıp çıktılar, gül çubukları da canlanıyordu. Babamın uğraşarak ektiği buğdaylar pek boylu değildi ama amcam Ahmet senin ekin fena değil diyor. Toprak dinlenmiş olduğu için kuvvetli, hele tarlanın hepsini ektiğiniz zaman kimseye el açmazsınız. Babam bir gün kendisinin işte bahçecilik işiyle uğraşmak istediğini söyledi. Bu, amcam da onun hevesini kırmak istemediği için oradaki işte inşaat işleri başladığında o taş ocağından çıkartmış olduğumuz o taş kırıklarını inşaatçılara satıyor ve onlardan 250 lira alıyor. Bunlarla çekişe çekişe pazarlık etmiş. Tam iki kamyon taş kırıntısını yükleyip götürmüşler. Baharla beraber kasabada yapı işleri de başlıyordu. Babam bu taş kırıntılardan 250 lira almış. Bir gün o da bizimle kasabaya geldi. Tohumculardan arpacık, soğanı, sarımsak, kabak, salata tohumu ve çalı fasulyesi aldı. Bunlara epey para vermişti. Çardağın yanına dikilen birkaç kök asma da herhalde büyüyecekti. Babam hemen korudan birkaç yetişmiş ağaç söktü. Bunları getirip tarlaya dikti. Sallanmamaları için birer de destek yapmıştı. Her sabah bol bol su veriyordu. Yağmurlardan yıkılan kerpiç evin yerini temizleyen babam oraya yeni kuracağı evin temeli için eli değdikçe kazı yapıyordu. En çok bizi sevindiren kuyunun suyunun hemen hemen bileziğe kadar yükselmiş olmasıydı. İnsan tesiri sağlandırsa da olacak gibiydi. Bu arada Halil'in kasabadan çıkıp gittiğini duyduk. İbrahim'e gelince çukurda gelenler onu görmediklerini fakat kaç kişinin güneşten öldüğünü söylediler. Kadınla erkekli bu adamlar Kasım'da dönmüşlerdi. Gelişte gidişlerinden farklı değildi. Bir sonraki yıl ırga toplamaya gelen adama yüz vermeyeceklerini söylüyorlardı. Dedemizin köyü pek ekinleşti değildi. Bu yüzden de insanı hayvancılıkla uğraşıyorlardı ama çok fazla iş yapmayan insanlardı. Amcam 60 yaşını geçtiği halde her gün kendisi de çalışıyor. Ayrıca evinin yiyeceği ve hayvanların yemi için ekincilik de yapıyordu. Mart'la beraber hafiften sıcaklar ve güneşli havalar başladı. Soğanlar bir karış boya yükselmiş, ekinler ise bayağı boylanmışlardı. Kabaklar, salatalıklar çıktı. Babam bir tarafa çalı fasulyesi ocakları açıp tohumları dikti. Sırıkların daha fasulyeler toprağın yüzüne çıkmadan hazırlıyordu. Onun bu çalışkınlığı amcam şaşırıyordu. Bir gün konuşurlarken babam abi dedi çalışırsam avunuyorum, kendimi oyalanacak bir şeyler arıyorum. Ben okuyup yazmış, hatta lisan öğrenmiş bir gençtim. Ben 3 erkek evladı sahibi olduktan sonra bu işleri nasıl yapacağım düşünmeye dalsam çıldıracak gibi oluyorum. Sonra bana bazen Selim diyordu, annen çok iyi bir kadındı, benim gibi kumarbaz bir erkeği getirdi, içirdi giydirdi ama ben yolumu şaşırdım, onun kıymetini bilemedim. Bazen çalışıp yorulduktan sonra topraktı ellerini bile yıkamaya dermanı kalmadan çardağın altında oturuyor, ellerini seyrediyordu. Selim diyordu, bu eller bir zaman yalnız yazı yazar ve para sayardı. Ben amcan gibi kendimi köye vermedim. Kumara dalmasaydım yüksek tahsilde yapacaktım ama düşüp kalktım. Arkadaşlar beni yoldan çıkarttılar. Ellerini bana gösteriyordu. Şu ellere bak, çekiç yarası içinde. Ve insanın aslında çelikten bile sağlam olduğunu. Başlarda ellerim çok ağrıyordu ve ellerimi sarıyordum ağrımaması için. Artık şimdi ellerimdeki ağrıyı da hissetmiyorum dedi. Bir iki gün kahırlanıp hiçbir iş görmezse sonradan yine davranıyordu. 10-15 kadar peynir tenekesi almış, bunların içine kabak dalları dikmişti. Şimdi bu dallar 1 metre kadar boyda, taze yaprakları güzel birer fidan olmuşlardı. Bir akşam dönüşünde bu kabak dikili tenekeleri göremedim. Babam çardakta oturuyordu. Selim dedi kasabanın belediyesine adamlar geldiler ve bu fidanları satın aldılar. 250 lira verdiler. İyi etmişsin baba dedim ama ne yapacaklar onları, bahçeye dikeceklermiş. Hepsi bu kadar da değil. Benden yonu taşlarını istediler. Bilmem nerede kullanacaklar. Onların da tanesini 10 lira veriyorlar. 125 var. Epeyce para değil mi? Öyle ama baba, sen bu taşlardan ev yapmak istiyordun.
Doğru yalnız tuğla harman hazırlamışlar. Geçen yıldan kalan tuğlalar varmış. Harman sahibi bana teklif etti. Araba getir ne varsa al dedi. Eğer amcan arabaya verirse şöyle iki odalı aralıklı mutfaklı bir ev yapmak için gereken tuğlayı getireceğim. Babam bu işe pek heveslenmişti. Eğer taştan yapmaya kalksa o yılda durmadan taş yontması gerekiyordu. Amcam onun bu hevesine karşı durmadı. Araba boş kaldıkça gidip tuğla getirmeye başladılar. Her gün bu tuğlaların bahçenin bir tarafına yığılıyordu. Babam benim defterimden bir iki sayfa kopartmış, evin planını yapmaya başlamıştı. Ara sıra amcam Şahin Efendi ile konuşuyordum. Eşek de bizim bahçeye geliyor. Babam sebzelerini sularken o çardan altında benimle bulunmaktan hoşlanıyordu. Doğrusu ilk zamanlar çok sert ve acımasız görülen ama sonradan öz kardeşi olan babama çok yardımı da bulunmuştu ve hala da bulunuyordu. Bir gün bana Selim anan seni ne diye verdi bu adama? Ne bileyim dedim. Anam babamın yüzünden çok kahır çekti. Onun ilk arasından 12 ay benim de okutmaya çalıştı. Onlar hiçbir zaman söz dinlemediler. Babam kumardan başını alamadı. Bu arada ben babam hapisteki annem ayrılıp bir öğretmen evlenince ve zaman zaman bunun çekişmesini yaparken onlara itiraz eder, cezaevine düşmüş bir adamdan artık ne istiyorsunuz? Onun Allah'tan başka kimsesi kalmamıştı derdim. Üvey babam kötü adam değildi ama elbette beni başına dert etmek istemez. Bu adamın çok etkisi olmuş. Annem beni babama bırakmıştı. Şahin Efendi belki de tatsızlık çıkartırdın değil mi dediği zaman ne bileyim dedim. Bu adam benim de o Ahmet Kenan Bey'in oğlu olduğum için öteki ağabeylerim gibi dik başlı kötü bir insan olarak büyüyeceğimi sanıyordu. Neden ağabeylerim gibi dik başlı oldular? Neden ağabeylerim dik başlı oldular? Amca bir erkek evladın başında baba olmayınca o evlat burun doğrusuna gitmez mi? Ben bile hatırlıyorum. Benim annem babazan Kenan Bey çocuklar sigara içiyorlar dediği zaman babam ben 8 yaşında başladım sigara onlar geç bile kalmışlar derdi. Kumardan başka bir şey düşünmeyen babamın çocukları elbette böyle olurdu. Sonra annemi hiç istemezler. Aslında onları da doyuran annem de okudukları kadar okumalarına da o gayret etti. Peki sen niye onlar gibi olmadın? Benim annem başka olduğu için belki böyle değişik olmuşumdur. Annen seni özlemiştir. Annem önemlidir. Annem annemdir amca fakat beni babamın bıraktığı için ben de onu aramıyorum. Ve babanın etkisi olmuştu. Elbette benim için kumarbazın evladı dedi. Babama söz söyletmezdim. Onların yanında iğret ve yabancı kalıyordum. Amcama böyle anlatıyordum ama içimde bir eziklik, bir suç duygusu var gibiydi. Yaşım ilerledikçe hayatımı düşünüyordum. Bundan daha çok babama acıyordum. Zaman zaman İstanbul'da Beyoğlu'ndaki apartman dairesine aynaya bakarak yine babamı göz önüne getiriyorum. Süslenen taranan koklar sürünerek öyle evden çıkan veznedar Kenan Bey bu paçaları sıvamış. Çıplak ayaklarda çamur içinde çalı fasulyesi ocaklarına su veren Ahmet Efendi arasında dağlar kadar fark vardı. Ama bunların ikisi de işte aynı adamdı ve benim babamdı. 2 yıl içinde evet biz de bu bahçeye yerleşeli 2 yıl olmuştu. 7. sınıftan 8. sınıfa geçmiştim. Amcamın oğlu Hasan o okulu başaramadığı için 6. sınıftan ayrılmıştı. Artık o tam bir köylü çocuğu olmuştu. Hayvanlar arasında tarlada bahçede çalışıyordu. Şimdi kendi kendimizi bu bahçe sayesinde kurtarmış gibiydik. Önümüzden geçen yol iki büyük şehir daha kısa olarak birleşeceği için çalışmalar yapılıyordu. Amcam işçi ve teknisyenler olarak çalışanları görünce babam daha çok para kazanması sağlamak için ona sütlü bir inek ve buzağı vermişti. Bu inek taş ocaklarındaki odalardan birinde yatar gündüz buzağısı ile birlikte bahçenin arka tarafında otlar veya karnı tok ise gövüş getirirdi. Bu inek amcamın hediyesiydi. Bir de yayık vermişti bize. Babam sabah erken bahçe sulamasını ve sebzevat kesmesini bitirince ineği güzelce tımar eder, sahurda yoğurt yapar, ayran hazırlar ve günde 1 kilo kadar tereyağı çıkartırdı. Yolda 20 kadar amele çalışıyordu. Bunların boğazlarına para vermeyecek fakir insanlardı ama bir tabak kuru fasulye parasını müteahhit veriyordu. Müteahhit kazançları boğazlarına harcamayan bu adamları ucuza çalıştırıyordu ama babama da aç kalan olmasın derdi. Artık babam sabahtan akşama kadar işi vardı. Sonra müteahhitin bazı araçlarında taş ocaklarındaki odalardan birinde muhafaza ediyordu. Bunlar kazma kürek, el arabası, keskin manivela ve çimen torbaları gibi şeylerdi. Bu arada babam tuğla evinin yapılmasına çok gayret etmiş. Amcam da kasabadan bir duvarcı getirmişti. İki odalı tuvaleti ve mutfakta ev çabuk meydana çıktı. Üstüne de beton tavan döküldü. Çatı yapılıp çitik kiremit döşendi. İşte amcam o zaman ev mübarekiz diye ineği hediye etti. Okul tatil oldu da ben babama yardım ettim. Sırada yapılan yol bizim bahçenin önüne gelmişti. Bazen müteahhit de çardağın altına gelip oturur ayran ister ve çıplak
olan o alandaki biricik gölgelik yerde epeyce otururdu. Babam ona kuyuyu nasıl kazdığını ve taş ocaklarındaki kayaları nasıl oyduğunu anlatmış. Bir gün de rica etmişti. Mühendis bey, sizin makineleriniz için yarım saatlik iş ne olur? Şu arkadaki kayaları yardan aşağıya sürüversinler. Bunun için de yayıktan çekilmiş bir kilo kadar hadis tereyağını karşılığı olarak teklif etmişti. Taş atıp da kolu yorulmayacaktı. Mühendis makinesine bak oğlum demişti. Ahmet Efendi'nin göstermiş olduğu yerdeki taşları sürüp yardan aşağıya atıver. Bu taşlar hep bizim bahçede dikilecek yer açıklıkken toplanan taşlardı. Makine bir saat bile çalışmamış. Geniş bir alanı çabucak temizlemişti. Üstelik ark açan makinede bu ham toprağın üzerine gider gelirken de toprağı da bu şekilde işlemişti. Toprağın altı çakılsız ve temizdi. Babam makiniste bol bol ayran ikram etmişti. O günden sonra müteahhit babama balta oldu. Her gün çıkardığı yağ istiyordu ama bu yağa da 40 lira para veriyordu. Babam benden bile gizleyerek yeniden tütün içmeye başlamıştı. Artık para kazanıyordu. Yalnız ve yaptığı hovarda fitil fitil burnundan gelmişti. Bazen bahçenin arka tarafındaki koruluğa kadar gider, orada bir bodur ağacının altına oturup en ucuzundan sigara içtiğini görürdüm. Amcam da bunun farkına varmıştı. Selin demişti, baban yeniden sigaraya başladı, ne yapsın dedim. Herkesin saydı bezine de Ahmet. Kenan Bey burada bahçıvan Ahmet oldu. Onun bu hayata nasıl dayandığını aklım ermiyor. Vay, sen bu işi küçümsüyor musun? Aşağılık mı buluyorsun? Yanlış anlama amca, bu adam, bu kadın bir kadın gibi süslenirdi. Her gün çamaşır değiştirip yediği yemeği bir daha yemez. Yemek istemez, şık, titiz ve çok nazik bir insandı. Burada böyle ağır işe dayanmasına şaşıyorum. Yoksa ben de bu bahçeye bağlanıp kalmak niyetindeyim. Sen okuyup adam olacaksın. Okumak başka, adam olmak başka amca. Sen de babam kadar okudun. Neden burada köyde kaldın? Babam ayrılmak istemezdi köyden. Ona yardımcı oldum. Ben de babama yardımcı olacağım. Hem girişte o kafayı vurup yattım. Bir daha da kalkıp iflah olmaz. Neden böyle düşünüyorsun Selim? Amca, babam bütün gece inliyor. Bu niyeti belki yorgunluktan diyeceksiniz. Hayır, bu onun ruhunun ve vicdanından gelme bir inilti. Hakikaten babam hemen her gece o en derin uykusunda bile iniyor ve anlaşılmaz kelimeler çıkartıyordu. Bir gün gece yarısı kalktı, sigara yaktı, artık dayanamıyordu, içip öksürmeye başlamıştı. Günden güne çöken babama daha fazla acıdım. Ona bir çay yapmayı teklif ettim. Hayır Selim, çay benim öksürümü dindirmez. Ben kısa zamanda çöktüm, yıprandım. Baba yap, böyle yapma, benim yaşama gücümü kırıyorsun. Bu seni ilgilendirmemeli Selim. Herkes yaptığı kötülüğün cezasını çeker. Bizi yıkan, halimizi mahveden hep kumardır. Ne yazık ki ben alıştım kötü işten, yakamı kurtaramadım. Baba artık oynamıyorsun. Evet ama neye yar olanlar oldu. Annen gibi çok akıllı, çok büyük insanlık duygularına sahip bir kadından ayrıldım. Ona karşılık nankör oldum. Hatta onun biricik evladını, onu olan seni onun elinden alarak ona yaşadığı kadar evlat hasreti çektirmek istedim. Bunun sebebi nedir? Sadece kötü bir insanın davranışı. Beni ve evvelki kadından olan çocuklarımı okutmaya çalıştı. Beni ve evvelki kadınlardan olan çocuklarımı okutmaya çalışan, kazancıyla elbiseleri giydirip kuşatan o kadından oğlunu da alıp çektim. Bir ana evladından hiçbir sebeple ayrılmamalı, ayrıldı işte. Eminim ki o ıstıraplar içindedir. Benim yaptığım haksızlığı sen tamir etmelisin. Selim, sen annene hiç olmazsa sağ olduğunu ve okuduğunu haber vermelisin. Bu onun için bir tesellidir ve bir gün ana oğlu muhakkak karşılaşacaksınız. İbrahim, babam kendi yanlış tutumlarını bir bulup bana anlatıyordu. İbrahim Çukurova'ya giden işçilerin arasına katılmış, bir daha geri dönmemişti. Halil daha sağlam yapılı bir gençti. Demirciliği iyi öğrenmişti. Çalışmaya hevesi vardı. Babasından hayır gelmeyeceğini anlayınca başının çaresine bakmış, nihayet İstanbul'a gitmiş ve izini kaybettirmişti. Kasabadaki okulda Türkçe öğretmenim, dersleri kavrayış bakımından benim sınıf arkadaşlarımdan farklı olduğumu görmüş ve bir gün sormuştu, Selim sen ilkokulu nerede okudun? İstanbul'da. Öğretmenin kimdi? Belma öğretmen. Herhalde çok yetenekli bir öğretmenmiş. Öğretmenim annemdi. Efendim, nedense sesim titremişti. Benim gibi eskiciden alınmış. Elbiseler okula gidip gelen bir öğrencinin birden çok üzülmesi öğretmenin dikkatini çekmişti. Olayı kendisine anlatmak zorunda kaldım. Belki de içimdeki ıstırabı dışarıya vurmuştum. Kesmeden beni dinleyen öğretmenim, Selim dedi, sen burada da yetişebilirsin ama bir annen olduğunu unutma ve onu hiçbir zaman suçlama. Ona kısa da olsa bir şeyler yaz. Bu senin annene karşı görevindir. Aynı zamanda insanlık görevidir. Daha sonra bu öğretmenim aradan 2 hafta geçince bana annemin çalıştığı yerin okul adresini vermişti. İstanbul'da bir arkadaşına yazmış ve annemin adresini bulmuştu. Bu olayı babama anlattım. Elbette Selim dedi ki, yıldan beri annenin hiç olmazsa sağlıklı olduğunu
bildirmen gerekir. Bir mektup yaz, bana göstermen lüzum yok. Seninle benim aram başka, annenle senin aram başka. Okullar tatile girmeden önce eline geçmesi için oturup bir pazar anneme yazmaya başladım. Anne, yeni kurduğunuz bir hayatı size zehir etmek için değil, sadece içinizdeki annelik duygusunun acısını gidermek için yazıyorum. Siz benim annemsiniz, aramızda dağlar olur, hatta ölüm olur, bir takım başka duygular olur ama bizi birbirimize unutturamaz. Sizi beni babama bırakmakla suçlamıyorum. Ben yeni kurduğunuz evlilik hayatında size bir yüz karası olabilirdim. Ortada İbrahim ve Halil gibi çok kötü iki örnek vardı. Siz onlara da emek vermiştiniz. Onlar iyi birer insan olarak yetiştirmeye çalışmıştınız. Onlar ıslah olmadılar. Babaları gibi topluma zararlı birer insan olarak yetişiyorlardı. Ortada bu iki örnek dururken ben onlardan daha farklı, başka türlü olabilir miydim? Üvey babam Cevdet Bey bunu daima size söylerdi. Hakkı vardı. Ben de babamın evladıydım. Ağabeylerim gibi olacaktım ama onun tutulmaması gerekli bir nokta benim annemin başka ve öğretmen bir insan olmasıydı. Kendisi de bir öğretmen olan Cevdet Bey zaman zaman bu akrabalık duygusu ve babamı solmaya kalktığımı anlamalıydı. Ama o bunu beni de ağabeylerim gibi kötüleyilmiş bir çocuk olarak değerlendirdi. Babam cezaevinden korkunç ve katı bir insan olarak çıkmıştı. Beni evinizden aldı. Çünkü ayrılırken o elleri kelepçe olarak mahkemeye giderken beni bırakmayacağını söylemişti. Siz de bu korkunç ve nankör adamdan kurtulmak için benden vazgeçtiniz. Sizi bunun için suçlamıyorum. Hakkınız var. Hiçbir şeyle iyi bir insan olacağıma siz ve Cevdet Bey'i inandıramazdım. Zaman zaman sizi düşünüyor değildim. Hatta babam sık sık Selim annen çok iyi bir kadındı. Yalnız seni değil beni ve ağabeylerini de yedirip içirip gidip kuşattı. Yalnız ben nankör bir insan olarak sadece ona ısrar vermek için seni onun elinden aldım. Ona sağ olduğunu, onu unutmadığını yaz diyordu. Benim yetiştirilmemde bir incelik ve başkalık olduğunu buradaki öğretmen de söyleyerek ilkokulu nerede okuduğumu sordu. Öğretmenimin annem olduğunu söyledim. Bunu söylerken bir övünmem vardı. İnsanlar kendilerini eşleri için feda etmek zorunda değildirler. Kanunlar onlara ayrılma hakkı vermiştir. Anne bu hakkını kullandı. Fakat ben anne ve babama sadece kanun olarak olduğu kadar duygularla da bağlıyım dedim. Babam hırsız da olsa, katil de olsa yine babamdır. Aynı şey annem için de geçerlidir. Öğretmenin böyle ağır şeyleri nasıl düşündüğünü sorduğu zaman da ben babam cezaevine gireli çocukluğumu bıraktım ve toplumun içinde suçlu duruma düştüm. Ağır bir takım düşünceler etkisinde kaldım dedim. Buna rağmen öğretmenim annemi aramam gerektiğini söyledi. İşte bunun üzerine durumu babama da söyledim. O da aynı fikirde. Şu sırada bu mektubu yazıyorum. Babamın yapılışına yardım ettiği iki odalı evinin penceresine onu görüyorum. Her zaman kıyasladığım gibi soruyorum. Paçaları sıvalı, ayakları çıplak ve çamur içinde elinde bir çapayla çalışan, üzerinde ne varsa bir eskiciden alınmış, sefil kıyafetiyle ter içinde çalışan adam, bir zamanla İstanbul'un en şık gezen tisi erkeklerinden biri mi? Onun bu garip değişikliğine dayanmasının nedenini araştırdım. İki oğlu da kendisini terk eden ve defalarca kendilerine kötü yola sürüklemekte örnek olduğunu yüzüne haykıran bu adam bu hayata nasıl katlanıyor diye amcam da sormuş bunu. Bunun sebebi benmiş mi? Evet, ben ona karşı muhabbet göstermişim. Kendisiyle birlikte Anadolu'ya gelmiş, onu terk etmemişim. Fakat daha kötü bir adam olmasını engellediğim babam 2 yıl içinde saçları ağarmış, yaşama gücü tükenmiş bir adam oldu. Arkasında bıraktığı hayatın hasreti içinde her gün biraz daha çöküyor. Artık o Beznadan Kenan Bey değil, sadece bir Ahmet Efendi'dir. Size bunları yazmam belki gerekmez ama eğer benim gibi sizin de akrabalık duygularınız zedelenmemişse oğlunuzun hayatını ve fikirlerini, ıstıraplarını öğrenmek istersiniz. Ve bu şekilde bu mektubun sonuna oğlunuz yere öğrencinin sözünü yazdım ve altına imzaladım. Sonra bana düşen bir görev yapmış gibi mektubu katlayıp sarfa koyarak çantamı indirerek bahçeye indim. Bu amcamın bize bıraktığı bahçenin yanında onun ekip biçmediği çorak bir tarla vardı. Babamın kendisini toprak işine verdiğini görünce Ahmet kardeşim de şu tarlayı da senin güllü bahçeye kat, elin değdikçe yol makinesiyle düzelttirirsin. Senin bahçe taşlıklı ama orası iyi ekin yetiştir, dört dönüm tutan bir yer. Muhtardan kağıt alalım, kısa varalım, topuyu senin üstüne ederiz. Babam bu konuda benim de fikrimi sordum. Babam dedim, sınırını belirtelim, yemiş ağaçları dikelim. Bu bölgenin suyu kıt ama bizim kuyumuz var. Yaş sebze yetiştirmeye bakalım. Bu kadarcık bahçede yetişenleri kapışarak alıyorlar. Hep tahıllar kuru yiyeceklere alışmışlar. Soğanın bile yaşını yemiyorlar. İşin doğrusu buydu. Baba oğlu güneşe bir türlü alışamadığımız başlarımıza ya birer merdiven sarar ya da kasabadan aldığımız beyaz başlıklarda güneşe çıkardı. Köylüler, işçiler kasketlerin altına mendil ya da çevre koyar güneş işlemesin diye kat kat giyinirlerdi.
Babam müteahhite tekrar rica etti. Her gün ekten çıkan yağı ona verecekti. Yeter ki şu tarlayı makineyle el değdikçe onarsın. Babamın konuşmasından, yüzünden, şeklinden müteahhit onun şehirli bir insan olduğunu anlamıştı. Hayatında gizli bir yön olduğunun biliyordu ama bunu sormuyordu. Belki amcam ona bir şeyler anlatmıştı. Makine tarlanın tüm seklerini sürüp yaydı. Ortaya dümdüz bir tarla çıkarttı. Birkaç nöbette tarayıp taşları sürüp götürdü. Sınırın dört yanına bir arka açıp belirtti. Amcam da bir şey çocuğu sayılır. İstanbul'da okumuştu. Sonra şehre inmeyen babasının yanına çekilmişti. Ama onda da şehirli zevki ve bazı ince düşünceler vardı. Köydeki evinin ön bahçesine bazı çiçekler dikerdi. Bu arada gülleri de vardı. Bunları budada bir çağda bir demet yapıp babama vermişti. Ahmet bunları gübreli, toprağa göm, suyu eksik etme, köklenince dikersin bahçe çenlikli olur. Hakikaten de 5-10 kök gül vardı. Bunlardan biri çardağa sarmıştı. Üzümlerin arasında güllerin açması, kışa kadar sürmesi çok hoştu. Babamla okul işi yüzünden çekişti. O bana buralarda kalamazsın Selim demişti. Bak bana çabucak çöktüm. Köyler bu toprakla uğraşma yüzünden çok çabuk ihtiyar diyorlar. Şehirdeki rahatlık buralarda yok. Liseyi olsun okumalısın. Nerede okuyacağım dedim. Beni şehri yola bir orada okutturacak paran var mı? Ananı unutma dedi. Anam beni eskiciye mal verir gibi kapının önüne bıraktı. Kapıyı kapatmadım ardından. Anan anandır Selim. O iyi kadındır, iyidir ama onun başka kocası var, er adamı. Beni isteseydi anam biraz olsun diretirdi. Ben burada kalacağım. Sen de biraz daha az yorulursun. Bu gülü bahçe bizi geçindirir. Gülü bahçeye iki can daha geldi. Biri Emine, biri de koca baştı. Çukurova'ya ırgat olarak gidenler yine toptan dönüyorlardı. Bütün yazın yorgunluğunu ayrı büyük gibi üzerlerinde taşıyan bu insanlar göçe konu ilerlerken bağlara bahçede zarar verdikleri için onları yaklaştırmak istemiyorlardı. Bu bitkin insanlar düşman gözüyle bakmamak lazım dedi. Zavallı inliğe sıklığa dönüyorlardı. Öv yapan, çakıl döken işçiler bizden ileri geçmişlerdi. Onların çadırları vardı. Her akşam ateşe kadar etraflarına toplanırlardı. Bunlara çoğu zaman müteahhit akşam yemeği de verdirirdi. O gün babam iki misli fasulye pişirdi. Önde yürüyen hal yaşlı ve bu işlere alışık olanlar evin karşısındaki yoldan köye kimseyi bırakmak istemiyorlardı. Bunlar orada bir ağız dalaşı yaptıkları, sonra humurdanarak gülü bahçenin önünde birikmişlerdi. Biz onlardan köyden söylediği kadar bir zarar görmedik. Yanlarda ekmekleri vardı. Babamdan sadece su istiyorlardı. O da kuyu gösterdi ve istedikleri kadar su çekmelerine müsaade etti. Sonra 20 kadar bu kadını erkekli işçilere tabak tabak yiyecek verdi. Bu arada da bahçeye girerek yeni dikilen bu gelen insanlara 20 kadar kişiye tabak tabak yemek verdi ve yeni dikilen fidanlara sadece zarar vermemelerini istedi. Konaklamak için de yeni açılan tarlayı gösterdi. İşte babamın sultana bir asker paltosu örterek çardan altında yattığı bir gecenin sabahı burnu kapalı, ağzı burnu kapalı bir kadın ayakları yara bere içerisinde kalmış, saçları taras 10 yaşlarında bir kızı babama gösterdi. Babama getirdi. Bu cihazın adı Emine'dir dedi. Kafa kağıdı aha burada anasıyla pamuğa varmışlardı. Anasını güneş vurdu Çukurova'da. Bunca az yol boyunca ben barındırdım. Gayrı benim de gücüm tükendi. Kadın böylece sefil kızı babamı bıraktı. Babam ayakları çizik ve yara böreği içinde bulunan bu kızı sırtından itip kovalayamadı. Kahve gittikten sonra alıp amcama götürdü. Sabahtan kasabaya giderken kızı Güllü Bahçe'nin önünde indirdi. Baktı ki Halime Hanım kızın arkasına giyecek bir şeyler uydurmuş, bir iki kamış saçını iki tarak sürmüş ama evinde erkek evladı olduğu için evinde istememiş. Ahmet dedi, ben köyüne haber sağlarım, kimi varsa varıp alsınlar buradan birkaç gün barındır. Ellerdeki çiziklerden belliydi ki Emine de pamuk toplamıştı ama onun hislerine düşen para, inanasının para kazandığı ortada yoktu. Amcam dediği gibi sağa sola haber salmış, aradan bir hafta geçti, arayan soran olmadı ama gerek ben gerek de babam ona hiç de ters davranmadık. Yediğimizden ona da yedirdik, ona da yatacak yer gösterdik. Bir hafta içinde kızcağızın rengi yerine geldi. Biraz etlendi ve gündüzleri babama yardım etmeye başladı. Akçalı köyünden Emine Karaca böylece bize katıldı. Bu Akçalı köyünü bilen çıkmadı. Kasım ayına girmiştik. Müteahhit işin büyük kısmını bitirmiş, işçisini salmıştı. Babamdan ayrılırken depoda kalan 5-10 torba çimento istediği gibi kullanmasını söyledi. Ben artık okula gittiğim için babama yardım edemiyordum. Her akşam gelişimde babamın iş biraz ilerlediğini görüyordum. Emine 3 sınıfı köy okulunu bitirmişti. Evi işe yatkındı. Bir akşam dönüşte epeyce büyümüş bir de köpek gördüm. Bunu amcam getirmişti. Anası bağırdı, yavrulamış. 4 kardeşten biriymiş bu. Cinsi çok iyiymiş. Adına da
koymuşlar. İşte bu arada bir de bayram geldi. Allah razı olsun, bir gün amcam Şahin Efendi Hasan'ı Gülübahçe'de bekçiyi bırakarak babamla Emine'yi arabaya koyup Alkatı Bey'e indirmiş. Orada babama bir takma elbise, bir evlilik pantolon, bir de iş tutumu, tulumu almış. Ayakkabıyı, gömleği, çorabı eksik etmemiş. Emine'ye de hazır fistanla ayakkabı, çamaşır alınmış. Okul kapısında bekleyen arabaya giderken onları orada gördüm. Amcam hemen bana da bir şeyler aldı. Babam ağlayacak gibi oldu. Duygularını belirtmek için başka çare bulamadı. Dili tutulmuştu. Amcamın elini öptü. O bayram kalkıp köye gittik. Biz evde kaldık. Babam amcamla köy mescidine gitti. Orada bayram namazı kılmışlar. Döndüler, eve öptük. Biraz daha oturduk. Burada Emine'den söz etmek isterim. Kız geleli daha ancak 10 gün olmuştu. Bize alıştığı bir yana zavallı açmış yol ve pamuk tarlalarında çalışma. Onu eritmiş, kalaşmış. Gerçi bizim hayatımız zengin değildi ama hiçbir yemeğimiz olmasa babam baklaca iki kavurma atar, bir un çorbası yapar, yatı tarhana ezip pişirir. Tereyağında kızarmış ekmekleri bu çorbalar atar, kaşık kaşık yerdik. Babam bana gizlice iliklerine kadar aç diyordu. Zavallı kız bizden daha fazla yemek yiyordu. Önceleri derdini de bir pişirmemek için sormuyorduk. Sonra yavaş yavaş babam şuradan burada söz açtı. Kızlar parça parça bize anlattı. Akçalı köyü güzelmiş, 100 tane imiş. Bakkalı hani 100 haneymiş, bakkalı okul minaresi varmış. Babası çiftlikte traktör kullanıyormuş, iş kazasında ölmüş ama onların hayvanları tarih bir tarlaları falan olmadıkları için elleri böğürlerinde kalmış. Sonra anası onu da alıp Çukurova'ya inen kervana katılmış. O da yorganı dürüp yastığı kaşıkları bakraç içine koyarak sırtına vurmuş. Yollarda çok sıkıntı çekmişler. Anası 40 lira gündelik alıyor ve kendisine de 15 lira veriyorlarmış. Bu parayı anası koynunda saklarmış. Haftada bir gün hesap görürlermiş. Başına güneş geçip vefat ettiği zaman annesi Emine'nin aklında anasıyla onun 5 hafta içinde aldıkları 1900 lira para imiş. Bu para bir türlü meydana çıkmamış. Emine daha bir hafta kaldık diyordu. Anamı toprağa verdiler. Ben o kadınla kaldım. Çalışamadım. Sonra yola çıktı. Paralar da kafa kağıtlarımız da anamın koynundaydı. O kadın kafa kağıdımı benim koynuma soktu. Günah boynuna, paramız da o almıştır. O bilirdi benim köyümü ama ararlar sorarlar diye ses etmedi. Bu kadarcık bir kızın ve ölen zavallı bir kadının kazancını alan her kimse babam, işte bu iş böyledir Selim diyordu. Dünyada her şey para için. Ben çok suçlu bir insanım. Alma sürülen leke silinemez ama ben böyle bir şey asla yapamazdım. Bir gün bir pazar sabahı bahçenin önünde bir kamyon durmuş, şoför seslenmişti. Bunlar çiftlik sahibiydi. Bir bardak su istedi. Senin kuyunun suyu çok tatlı. Babam Emine'den su isterken konuştu. Gelip geçerken gördüm, çok çalıştı bu kuyu için. Sonra sormuştu, bu traktörü nereye götürürsün? Bakıma kırığı var mı? Yok, bir temizletelim dedik. Yağlayıp silinecek. İsterseniz ben bakayım. Ben bir göreyim. Bu işten anlar mısın? Anlamam diyemem. Makineleri çok severim. Bir zaman benim de güzel arabam vardı. Traktörlerde de çalıştım. Sonra bu kumar yüzüne sattım değil mi? Babam başını eğilmiş. Cevap vermemişti. Bu Recep Ağa'nın çiftliğinde çalışan Halil abim babamın kimin nesi olduğunu anlatmıştı. Fakat şu 2 yıldan fazla bir zaman içinde babamın ziyanlı kendisine olan bir insan olduğu da anlaşılmıştı. Bir banka veznedarı iken böyle çorak bir tarla üzerinde kasma kürek çalışan, bir ev kuran, ağaç yetiştirmeye ve geçimini sağlamaya az çok muvaffak olan babamın elinden iş gelen bir adam olduğu da belirmişti. İki kalası kamyonu arkasına koyup traktörü bahçeye indirmişlerdi. Babam onu yeni sundurmanın arkasına aldı, üstüne oluklu saçlardan bir yağmurluk yaptı. Arabanın takımları üstündeydi. Babam bu traktörü bir gözden geçirmeye ve çıkardığı parçaları ele alıp silmeye başlamıştı. Annemden mektup geldi. Senin bana yazmış olduğun mektubu aylardan sonra Cevdet Bey'in kitaplıkları arasında buldum. Onu bulduğumda dünyaya getirdim. Çocuğu babasına kötü söz söylediğimiz için bize karşı asi olduğunu bahane ederek onu istemedin. Yılan yavrusu yılandır dedin demiştin. Onu ben dünyaya getirdim. Kapının önündeki eski çevrilen bir eşya gibi deyimden de bir şey anlamadın mı? Sen insanları özellikle küçük çocuklara yetiştirecek bir öğretmen değil. Sadece kıskanç ve kalpsiz bir kocasın. Selim, Cevdet Bey seni babanı bırakıp tekrar bize dönmeyeceğini anladığı için, tekrar aynı üzüntüleri yaşamamı istemediği için bana göstermediğini söyledi. İnanmak anlattı. Ben de çok üzgünüm oğlum. İnanmak zorundayım. Düşünmeliydi ki bir sağlık haberini olsun almak isterdim. Babanı hayatta tutan evlat sevgisi bende yok mu zannediyorsun? Acı, çok acı şeyler yazmışsın ama sana da hak veriyorum. İnsanın anası babası evladı kötü bir yola sapmakla ondan sevgilerini geri alamaz.
O felaketlere yakınlarını da sürükler. Evet, ilkokulda sana bir kumarbazın oğlu olduğunu eğlenerek söylediler. Düşünmediler ki kumar oynayan sen değildin. Kumar bulaşıcı bir hastalık, babadan oğula geçen bir kötülük ve sapıklık değildir. Babanı korumak, ona söz söyletmek istememek de haklıydın. Bu senin evlatlık görevinde bütün cemiyetin kendisinden eline eteğini çektiği ve medeni haklarının elinden alındığı, eşinin bile kendisinden ayrıldığı bir adamı tek başına korumak istedin. Ben bunu takdir ediyorum. Ama unutmamalısın ki baban İstanbul'da kalsaydı hiçbir zaman kendisine doğru bir yol seçemezdi. Artık ona iş vermeyecekleri, tanıdıklarına rastlamak onun için felaket olacaktı. Bana da düşman olacaktı. Ben nihayet meslek sahibi, prensip sahibi bir insandım. O güne kadar bu meslek beni ve benimle birlikte sizleri de geçindirmişti. Sen nasıl ilkokulda bir kumarbazın ve ceza evine giren bir adamın oğlu olmaktan utanç duyduysan, ben de bir kumarbazın ve kendisine gösteren emniyeti kötüye kullanan, kendisine ait olmayan paraları kumara veren bir insanın eşi olmaktan utandım. Senin böyle bir adamı koruman ve hatta annene karşı gelmen beni korkuttu. Baban da ayrıldıktan sonra seni almakta ısrar ediyordu. Seni beni tasdik etmek için bir araç olarak kullanıyordu. Aslında senin ona hiçbir yararın olmayacaktı. Acaba seni babanla gönderdikten sonra hiçbir ızdırap çekmedi mi? Gırtlağı sıkılmış, gözleri kan çanağına dönmüş, bademcikleri şişmiş, boğazım sarılı olarak günlerce dolaşmadı mı? Ama bunları sana anlatmaktan bir şey çıkmaz. Ancak hassas bir evlat olduğunu anlıyorum. Sonra yaşının üstünde düşüncelerim ve benzetmelerim var. Bizi birbirimize bağlayan tabii bağlar hiçbir surette kopamaz. Belki bir kırgınlıkla yüz yüze gelemeyiz ama sen ananın adını sordukları zaman beni nüfus kağıdından silemezsin. Ben de bir oğlum olduğunu kimseden saklayamam. Hatta bunu, yani seni soranlara daima anlatıyorum, babasıyla beraber diyorum. Aramızdan geçen bir münakaşadan bir iki hafta sonra Cevdet Bey bana, ben Madeli Selim'in bir sözünü hatırlıyorum, bir kimse karşı haykırmıştı, cezaevine girmiş, işi elinden almış, Allah'tan başka kimsesi kalmamış bir adamdan daha ne istiyorsunuz? Biz sadece kendimizi düşündük, bu çocuk babasının olduğunu korumaya çalışıyor dedik. Düşünmedi ki o sadece düşmüş olan bir insanı koruyor. Çocuklarda daha fazla olan zayıfa yardım, zayıfın yardımcısı olma duygusudur. Sonra elbette babasıdır. Mektubunu bir iki kere o beraber okuduk. Bize artık olgun, kin ve öfke gibi duygulardan uzaklaşmış, hayata bir öğretmen gözüyle bakan insanlarız. Anladık ki senin beraberinde olman babanı kötü bir insan olmaktan uzaklaştırmıştır ve ağabeylerini çekip gitmişler. Sen kalmışsın babanın yanında, o yaşama gücünü senden almaktadır. Bu mektubu babama gösterdim fakat babam eliyle bir işaret yaptı. Senin annendir dedi, elbette yazar. Ben anne mektubuna şöyle cevap verdim. Mektubun size vermemesindeki düşünceyi anlıyorum. Siz de hayatınızda büyük bir saatlik geçirdiniz. Valizlerinizden kalan döküntüleri görmek istemezsiniz ve size olduğunuz gibi mektubun size vermemesindeki düşünceyi anlıyorum. Siz de hayatınızda büyük bir sarsıntı geçirdiniz. Mazinizden kalan döküntüleri görmek istemez ve size olduğunuz gibi izler. Bu ders yılı sonunda ortaokulu bitireceğim ve tahsili burada bırakacağım. Kasabada lise yok. Şehir tam 6 saat uzakta. Gülübahçe'den oraya gidip gelmeme imkan yok. Geçen sene Çukurova dönüşünde yaşlı bir kadın sıska çalışsız bir kızı emanet olarak bize bıraktı. Pamuk toplamaya götürmüş olan bu kızın elleri çizik içinde, üstü başı perişan, ayakları yol yürümekten yarı aşınmış gibi. Sonradan öğrendik ki Emine'nin annesi tarladı, güneş çarparak ölmüş. Beraber çalıştık kadın, vurgat kadının koynundan 5 haftalık gündeliklerini ve Emine'nin de kazandıklarını aşırmış. Sonra da bir sözde sevap yapmış olmak için kızı koruyor görünmüş. Dışarıda ayrıca gelip geçen yolcuların bazı isteklerini karşılamak için yapılmış bir sundurma var. Uzunca bir oda gibi, ön kısmı ve yanlarını tamamıyla camlı. Bu camlar yazın kaldıracak. Orada iki masa var, İskemleler var. Kapalı bir bölmede köye ve gelip geçenlere lazım olan ufak tefek şeyler bulunuyor. Size yeteri kadar buradan bilgi verdim sanıyorum. Önümüzdeki yaz biraz daha eliniz genişleyecek sanıyoruz. Bu arada size senelerce sıkıntı veren veznedar Kenan Bey'den değil, sadece Ahmet Efendi'den söz ettim. Bir insan en ağır ve en acımasız bir mahkumiyet düşer ve ölünceye kadar bu hayatı sürdürmeye mecbur kalırsa artık kimseden af dilemeye de gerek duymaz sanıyorum. Başkalarının korkulu rüyası onun özel hayatıdır. Ben bu karanlıktaki adamla kalmak niyetinde olduğum için köylü hayatını benimsemeye çalışıyorum.
bu da benim için pek güç olmayacak sanıyorum. Belki biraz soğuk bir mektup yazmışım ama içimden gelenler bunlardı. Bu mektubu babama göstermeden postaneye verdim. Ben evin sessizliği içinde küçük gaz lambasının ışığında ders çalışıyordum. Nedense o yıl okul bırakacağım için dersler bana daha da tatlı geliyordu. Bu arada babama bazı şeyler de sormak zorunda kalıyordum. Adamca bütün bildiklerini unutmak istediği için benim sorularıma isteksiz cevap veriyor. Bazen duymamış gibi davranıyordu. Ne yapayım ki bahçede evde başvuracak hiçbir kitap yoktu. Şahin Bey'in köylüleri onun fikrini almışlar. Çoğun tarlası asfaltın kenarında orada ev yaptırmak, işte oradaki tarlalarda işletmek istiyorlardı. Şimdi, amcam güldü bahçeye inerek babama Ahmet demiş, bizim köylüler senden özelmişler. Yokuşun iki yakasında ve asfaltın sana karşı olan kıyısının toprakları var. Uzak diye işlemiyorlar, biliyorsun ki çoğu hayvan yetiştiriyor toprağa. Pek bakmazlar ama hayvan yetiştirmek için de kışın yem lazım. Biraz ekip biçmek için yolun kenarına inmek istiyorlar. Babam insanlardan uzak kalmak istiyordu ama oraların kurak olan yerlerin yeşermesi de yemiş olması ağaçlaması hoşuna giderdi. Amcam konuşurken galiba demiş bir ikisi de evlerini yolun kıyısına almak istiyor. Bana öyle geldi çünkü senin kendilerine su verip vermeyeceğini soruyorlar. Babam nihayet bahçeye zarar vermesinler de ne yaparlarsa yapsınlar dedi. Köyde Şubat'la beraber bahar başlıyor. Mart'ta havalar bayağı ısınıyor. Çok güneşli günler oluyor. Karlar eriyip ortalığı bahara dönmeye başladı günlerde. Babam bana traktörü teslim ettiğini söyledi. Hatırlarsın dedi. Geldim sıralarda çiftte çalışmıştı. Bu traktörü gözüm ısırmıştı. Çünkü bir iki defa arıza yapmıştı. Bu nedenini bilmiyordum. Çiftlik sahibi benim kendisini tanımadığıma şaşırdı. Sonradan hatırladım. Ekim zamanı ve sonradan tarla sürmek için beni istiyor. Traktörü çalıştıran delikanlı askere gitmiş. Ben traktörün tarlada birçok iş yaptığını, iş gördüğünü biliyordum. Tarlayı sürmekte, traktör römork çekmekte kullanılıyor. O sırada bir gece ineğin bağırmasından uyanmıştık. İneğin yavrulaması, ertesi gün yavruladığını gördük. İneğin yavrulaması süt bakımından da bizi çok sevindirdi. Gerçi buzağı arsızca emiyordu ama yine de her gün bir kilo kadar tereyağı çıkartıyorduk. Artık geçen araçta su yerine ayran vermeye başlamıştık. Ayran işi daha da karlıydı. Babam traktörlerden sonra hamam makinesini elden geçirmeye başladı. Bu işin uzmanı değildi ama küçükten beri makinelere meraklı olduğu için bu işlere eli yatkındı. Matla beraber gülü bahçe çenlenmeye başlamıştı. Genç ağaçlar hemen yapraklanmaya başlamıştı. Erken dikilen sebzeler toprak yüzüne çıkmışlardı. Ekimlerimiz yemyeşil ve fırça gibi de iyi ekilip bakılan tarla gelişi güzel ekilen tarladan çok daha fazla ürün veriyordu. Babam her sebze için bir yer ayırmıştı. Meyve fidanları artık 3. yıllarına girdikleri için biraz daha fazla meyve veriyorlardı. Ben okulu bitirme heyecanı içindeydim. Bir an önce babam yanında toprak işlerine bütün gücümü verecektim. Kocabaş artık yaşına gelmişti. Saydığında başı çok iri, pençeleri kuvvetli bir çoban köpeğiydi. Gürlü bahçeye kimseyi sokmuyordu. Bir iki köylü ailesi karşımızdaki ve yolun kıyısındaki tarlaları onarmaya başlamışlardı. Hatta bir iki aile yolun kıyısında önünde bahçeli bir parça bırakarak ev yapmaya koyulmuşlardı. Bunlar amcam da dahil bir iki defa deprem geçirdikleri için kerpiçten yıkılmışlardı. Babam bu komşulara sudan başka yeni yeşermiş kavak fidanları da veriyordu. Bunları tenekelerin dibine çıkartarak toprağa gömüyorlardı. İnsan karşısında yeni bir aile yuvasını kurmasından çok hoşlanıyor. Yaşça Emine'den daha küçük kızların haç kardıklarını ve çola taşıdığını görüyordu. Bunlar da Emine'ye özenerek at kuyruğu yapmaya başlamışlardı ama bunları örterek saklıyorlardı. Amcam Şahin Efendi yorgun düşmüştü. İşlerini oğlu Hasan'a bırakmıştı. Eşeğini atlayarak çardağa geliyor ve geldiği zaman da Emine kızım bir kahve yap diyordu. Çardağın altında oturuyor. Karşıdaki yapıyı seyrediyor. Oradan gelip geçenlerle selamlaşıyordu. Babam çiftliğe gideceği zaman abisinin gelmesini bekliyordu. Abi diyordu çiftte az bir işim var. Kalır mısın ben gelinceye kadar? Amcam Ahmet Güldü bahçeye alıp gidecek değiller ya. Burada öksüz yetim bir kız var diyordu. Şahin Efendi çim çekiyordu. Anlaşıldı. Haydi var işine git. Ben Emine'ye göz kulak olurum. Hem ben gelmesem de korkma burada koca baş var. Hem de Emine aklı başında bir kız seslenmeyince ortaya çıkmıyor. Hem bekler hem bülbülü dinlerim. Babamın tasarlanmasında hakkı vardı. Emine toplanmış, irilmiş, renkli biçimde bir kız olmuştu. Onun adı gelip geçenler küçük hanımdı. Şiirlik bir kız gibi giyiniyordu. Emine yaşı küçük olmasına rağmen epeyce bir şeyler öğrenmişti. Şimdi ince ince dikerek kendisine ölçüp biçerek bir etek dikebiliyordu. Elbiselerimizdeki sökükleri, kopukları, düğmeleri, yırtıkları onarıyordu. Vakit buldukça gayet ince bir örgü ile kazak bile örüyordu.
Bazen Şahin Efendi'nin peşine takıp köye giderek Halime yenge makinesinde de dikiyor, ona prova yaptırıyordu. Babama kasabaya giderken ona çeşit çeşit siparişler veriyordu. Tığ, makara gibi, iğne, düğme, kopça gibi. Tabii iki arşın basmayı da unutmamasını istiyordu. Babam bu kızı seviyordu. Onun erkek evladı vardı ama kız evladı yoktu. Bu öksüz yetim kız pek candan sokulmuş ve bize bağlanmıştı. Çok yaşlı bir adam değildi. Babam 45 yaşlarındaydı. Ama insanları birbirine bağlayan ve yüreklerin, ruhların besini olan sevgiden yalnız evlat sevgisi kalmıştı ona. İki hayırsız olduğuna karşılık bu kız ortaya çıkmıştı. Candan hizmet ediyor. İstemese bile sabahları ona kahvaltı yaptırıyor ve bir de kahve pişiriyordu. Babam her sabah temiz bir gömlek, temiz bir çorap giyiyordu. Emine bize çok iyi bakıyordu. Bir gün babam, "Terim de burada güllü bahçede kalsın, sen bu kızı al." Kıpkırmızı olmuşum. Daha 14 yaşındaydım. Hakikatli kız dedi. Belki kasabalı ama sıkıntı içinde büyümüş. Bizden yardım gördü, bağlandı bize. Şehirden hiçbir kız gelip burada oturmaz. Ama bu kızcağız sana çok faydalı bir eş olur. Ben 14 yaşındaydım. Evlenmeyi düşünmek için daha çok zaman vardı. Ama 12 yaşında olan Emine erken gelişmiş, güzel renkli. Zamanda köye yakışmayacak kadar ince ve zeki bir kızdı. Bilmiyorum, belki babamı düşünen amcama da açmıştı. Nisan başlarında babam bana kasabanın nüfus idaresinden gelen bir yazıdan sonra Emine'nin köyünde onun akrabasının olmadığını öğrendiler ve onun nüfusu köye alındı benimle beraber, benimkinin alındığı gibi. Amcam teklif etti, köy kütüğünde babam da kayıtı varmış, dedem oraya yazdırmış. Bu işler bittikten sonra babam barakanı enkaziyle beraber gelen malzeme kampın kendi telleriyle güllü bahçeye girmek için genişçe bir geçit bırakıp iki sıra dikenli telli asfalt boyunca çekmeye başladı. Artık bol süt aldığımız için her gün yağ ve yoğurttan 50-60 lira alıyorduk. Gülü bahçede satılmayan bazı sebzeler de araba ile kasabaya gönderiyorduk. Nane, maydanoz, taze sarımsak gibi. Bundan başka babam artık öyle çıplak ayakla bahçe sulayan, kılıksız ve yüzü sakallı bir adam değil. Haftada bir defa da olsa banyo yapıyor, tıraş oluyordu. İşten önce elini yüzünü yıkayıp üstünü değiştirip sadire oturunca Emine ona gliserin getiriyordu. İşte amca ellerine sürür, bu eller sana daha lazım diye. Nisan'la beraber yolun şehre kadar uzatılması işine de başlanmıştı. Müteahhit epeyce ileride bir kamp kurmuştu. Fakat gündüzleri işçisini kamyona doldurup güllü pilavı kesme hamurdan makarna, haftada bir günde tatar böreği veya pirova yapılıyordu. Bu biraz eziyetli bir yemekti. Zavallı Emine sabah işlerini bitirdikten sonra hamur işine başlıyordu. Burada bir uyum ve anlaşma vardı babama. Bu asfalt işinde epeyce iş düşüyordu. Yeni asfaltlanan yolda silindiri o çalıştırıyordu. Haydi ısınmaya başlayan bu havada sıcak asfaltın üzerinde çalışmak çok zordu. Amca da sık sık geliyor ve öğleyin kamyon göründüğü zaman Emine seninkiler geliyor diyordu. Emine içeriden gelsin buyursun ha Emi diyordu. İçiler kuyudan su çekerek ellerini yüzlerini yıkıyorlar. Ya mendilleri ya da Emine'nin bırakmış olduğu havlulara kurulanıyor. Sofraya çöküyorlardı. Kız baklaç yemekleri getirerek tabaklara koyuyordu. Bu şirin kız bütün işçiler seviyorlardı. Onu başı örtülü, telaşlı görmekten hoşlanıyorlardı. 15-20 kişiye yemek vermek kolay değildi. Babam da geldiğinde ona yardımcı oluyordu. Babam bu arada evimizde bir ilaç dolabı bulunduruyordu. Bulundurmayı da unutmamıştı. Bunu daha çok benim hasta olmamdan korktuğu için yapmıştı. Bu dolaptaki sargı, pomat, oksijen gibi yara bere malzemesi çok işe yarıyordu. Elini kesen, başı ağrıyanlar bize koşuyordu. Ortaokulun sonunda babamın yanında çalışmak için tahsili bıraktım. Babam benim köyde kalmamı istemiyordu ama içinde bulunduğumuz hayat koşulları beni güllü bahçede kalmaya zorlamıştı. Babam kendi hayatının ilk defa kazandığı parayı evine harcıyordu. Asıl sayende babam artık yol işlerini bıraktı. 10 bin lira gibi tutan haftalığı ile Şahin Efendi'ye de danışarak iki inek daha aldı. Sonra tuğlaya da epeyce para yatırdı. Gülü Bahçe'nin kazancı günde 300 lirayı buldu. Fakat babam da çok yorgun düşmüştü. Üç ineğin bakımı biraz zordu. Tımarlamak, sağmak, beslemek, sağlıklarını korumak epeyce vakit alıyordu. Emine bu hayvanları ayrıca koruya yakın gölgeye çıkartıyordu. Bazen çiftlikten bir adam geliyor, bir de eğerlemiş at getiriyor. Ahmet Efendi'ye sesleniyordu. Direce Bey'in selamı var. Biz makineler bir baksın diyordu. Babam bir iki defa kullandı sakatlıktan bildiği için çiftliğin motorlu araçlarını çok iyi onarıyor ve bakımlarını yapıyordu. Babam bir iki defa hastalandı. Kasabadaki ekme gitti ve hekim onda doğru düzgün bir şey bilmedi ve kendisini çok yormaması gerektiğini söyledi. Şahin amcam babama, bak kardeşim dedi, sen şehir çocuğusun, toprak
insanı çok çökertir, artık ağır işleri bırak, işlerin yolunda demektir. Babam burada bir kazanç varsa o senin sayenizdedir dedi. Ahmet dedi, bu çorak tarlayı ben ekip biçmedim, ben eşmedim, kavakları, sebzeleri ben yetiştirmedim. Ben çoktan bıraktım çalışmayı, gayri ayrımız da yok sayılır. Allah senden razı olsun abi. Eyvallah Ahmet, işte dediğim gibi gayri sen kendini yormayacaksın. Çocuklar bu işleri başaramaz abi. Doğru dersin, işte bunun için ben size bir yardımcı düşündüm. Yengen akrabalarından dul bir kadın var. Şunun tarlasında çalışıyor. Tek başına kaldı. Tarla işlerini, hayvan bakımını, süt, yoğurt, peynir işlerini çok iyi bilir. Bir kerpiç ede boğaz tokluğuna çalışıyor. Vallahi sen bilirsin abi. Amcam Çayın Efendi ertesi gün şallarla başı örtülü, ağzı burnu kapanmış bir kadın getirdiler. Dinç görünüyordu ama elleri ayakları tarla işlerinde harap olmuştu. Şahin Efendi, bak Esma dedi, burası benim kardeşimin evi, burası kardeşimin bahçesi. Sana anlattığım gibi burada rahat edersin. Gelsin gücün çalıştığı kadar, yettiği kadar çalışırsın. Gece gündüzü, kışı yazı harman vaktini düşünmezsin. Emine nihayet cahil bir kız sayılır. Hem işler onu çok eziyor. Birbirinize destek olursunuz. Burada evin gibi çalışmak istersen buyur çalış. Kadın sen bilirsin enişte dedi. Şahin Efendi, burası senin için elin tarlasından çok daha iyidir dedi. Emine belki eve bir kadın gelmesine hoşlanmamıştı ama iş olarak onun üstünde yükün çoğu kalkmıştı. İlk günlerde biz de Esma kadından sıkıldık. Sabahtan akşama kadar durmadan çalışmak istiyordu. Her işi yapmak sanki onun görevi gibiymiş gibi. Esma kadın çok erken kalkıyordu. Ortalıkta alacakaranlıkta iken Emine'nin ile beraber yattığı odadan çıkıp mutfakta ocağa çay ibriğini koyuyor. Hemen taş ocaklarına gider, ineklere gidiyordu. Biz kalktığımız zaman bazen ineklerin tımardan yapılmış ve salmış olduklarını görüyor. Bazen yay sesleriyle uyanıyorduk. O kış mutfağı büyüttüğümüz için evin yanına eve bitişik bir oda daha yaptık. Yavaş yavaş babamın kavak tahtalarından yaptığı kaba saba iskemleler, masalar yerine marangoz işi veya tahta krevetler yerine de divanlar alındı. Artık içine ot doldurulmuş Amerikan torbalar üzerinde yatmıyorduk. Hepimizin döşeği yorganı vardı. Babam bazen içini çekiyor, unutur mu Selim diyordu. Amcanın samanlığında yattığımız gece sırt sırta vermiştik. Seni ısınmaya çalışmıştık gündüzün sıçağına karşı. Gece çok ayaz oluyordu. Sonra ertesi gün samanlarda üzerimize sıçran pirelerle çok rahatsız olmuştuk. Bundan sonra askerlik, 2 yıl askerlik görevimi yaptım. 9-10 yıl önce ayrıldım. İstanbul'a fazla bir üzüntü duymadan askerliğimi İstanbul'da ve Ankara'da yaptım. 9-10 yıl önce ayrıldım. İstanbul'dan fazla bir üzüntü duymadan yeniden ayrıldım. Nihayet askerliğim bitti ve yola çıktım. Doğrusu Gülbahçe'nin yolunu tuttuğum zaman ayaklarım geri gidiyordu. Son 6 ay içerisinde Emine mektuplarının arkasını kesmişti. Bir iki defa babamın rahatsızlığından bahsetmişti. Amcam Hasan'a evlenmiş, köyden bir kızı almıştı. Artık hemen bütün işleri oğlunun üzerine bırakmıştı. Aşağıda Gülbahçe'nin sırasında o da bir ev yaptırmıştı. Halime yengemle bu eve inmişlerdi. Hasan yukarıda evde kalıyor. Her sabah babasını ve anasını yokladıktan sonra tekrar yokuşu tırmanıyordu. Amcamın çoğu vakti bahçenin güllerle üzümler asmasıyla sarılı çardağının altında geçiriyordu. Orada bir satış yeri vardı. Yağ, peynir, ayran, yoğurt bulunurdu. Bunların yanı sıra yolculara lazım olabileceği düşünen ufak tefek eşya ve bazı ilaçlar da bulunduruluyordu. 20 ay askerim süresince son bir yıldaki Gülbahçe gözlerimi önden gitmemişti. Emine bir iki defa bahçeye doktora getirdiğini ve boğamı iyi bulduğunu yazmıştı ama ben düşünmüştüm ki artık boğam kasabaya inemeyecek hekime görünemeyecek kadar düşkün. Sonra tam 6 ay Emine'den mektup alamamıştım. Amcama yazdığım mektupta da cevap gelmemişti. Şoföre ben burada ineyim demiştim. Eve doğru yürürken koca baş koşarak gelmiş ve sevinçle sıçramaya başlamıştı. İşte o zaman gelişimi Emine duydu. Koşarak gelip beni kapıda karşıladı ve boynuma sarıldı. Artık o 18 yaşında bir genç kızdı ve bir kasaba kızından hiç farkı yoktu. Benim dönüşüme sevinmişti. Yüzü yaş içindeydi. Yüzüme bakmaya cesareti yoktu. Ağlamasının sebebi muhakkak benim duyacağım kederdi. Sormadım, sormaya lüzum görmedim. Esma kadın elleri titreyerek lambayı yaktı. Koşup amcama haber verdiler. Şahin Efendi ve yengem Halime Hanım güler yüzlü olmaya çalışıyorlardı. Babamdan ses seda yoktu. Sofadan onun benimle birlikte yattığı odaya baktım. Kapı açıktı ve o oda misafir odası haline getirilmişti. Ancak hep beraber yemek yedikten sonra ne oldu, ne zaman oldu diye sordum. Amcam içini çekti. 6 ay var dedi. Bu bahara karşıydı. Çok direndi. Yazmayın Selim'e, asker ocağında yalnız kahırlanmasın dedi. Babam ölmüştü. Nasıl öldüğünü bana anlatmalarını istemedim. Yalnız ertesi gün amcam Emine çok iyi baktı ona dedi. Özel vazı olsa böyle bakmazdı. Geceleri kalkıp yoklardı. Çok ağla arkasında çırpındı dedi.
Nereye gömdünüz dedi. Dedenin büyük annenin yanına dedi. Amcam Hasan'la beraber köy mezarlığına gittim. Babamın taze mezarı da oradaydı. Sanki bu kabarık toprağın altında bir yer yatağında yatıyordu. Gülübahçe'ye döndüğüm zaman amcam çadırın altındaydı. Yavaş yavaş gün ısınıyor. Bu Eylül gününün sıcak geçeceği anlaşılıyordu amcam. Selim dedi babam son zamanlarda hayatından memnundu. Onun gibi kumar hastalığına yakalanmış bir adamın bundan daha rahat ve başı dinç bir hayat sürmesi mümkün olamazdı. Zavallının çok iyi tarafları varmış. Sana da çok düşkündüm. Ne olduysa sana yardımcı oldu amca dedim. Bize önce yüz vermedin ama bizi aç bırakmadın. Bize öyle bir yol gösterdin ki bugüne eriştik. Daha gelmeden insanın yüzüne gül kokuları geliyor. Bir ara amcam kulağıma fısıldadı. Selim babanın bir dileği vardı. Seni sormak istemedi ama Emine ile evlenmeni istedi. Kız bu yaşa geldi. Köyden başlık parası verip almaya kalkanlar oldu ama hiç oralı olmadı. Amca dedim kalp kalbe karşıdır derler. Emine bana çok yakınlık gösterdi. Sayende zengin sayıda sütü hayvanlarımız 8'e çıktı. Bağbahçe yolunda yanımızda ırkat çalışıyor ama yine de sen Emine'nin ağzını bir yokla. Amcam Emine ile konuşup beni çağırdılar. Emine daha ne isterdim dedi. Bakın şu Allah'ın işine. Biz Çukura'ya gideceğiz. Anacığım orada ölecek. O kadın bizim kazandığımız parayı çalacak. Beni burada bırakıp savuşacak. Atalarımız bazı insanların başına gelen kötü yazgılar mutluluk getirir demişler. Amcam içini çekerek kızım sözünü bağla dedi. Emine başını benim omzuma dayadı. O bağlasın Şahin Emine dedi. Benim elimde ne var? Emine'yi göğsümün üstünde sıktım. Kızcağız uzandı. Amcamın elini tutup dudaklarına götürdü. Bir damla yaşı ihtiyadımın eline düşmüştü. Gülü bahçede bir bülbül ötüyordu. Bu anlattıklarım yabancı mı size? Arkadaşlar bana hiç de yabancı değil. Gerçekten yaşamın içerisinde ve gerçekten eğer ayakta durmak istiyorsanız birçok insanın geçmiş olduğu yollar. Öpüyorum değerli arkadaşlar. Bu videom da bu şekilde olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir bu okuduğum hikaye. Öpüyorum tekrar. Görüşmek dileğiyle.